MediaMarkt sunar. Şimdi gayet tabii. Hedeflediğimiz 3 puanın hala gerisindeyiz ama işte bugün için ligde geriye düşmüş görünebiliriz ama pazartesi yeniden konu bir şeyler uydururdu. 21. haftaya beklemek lazım. Biz daha buradayız kardeşim. Biz ölmedik falan. Görmek lazım. Yani ya da biz bitti demeden bitmez falan. Şimdi bunu söyleyemiyor Ersun Hoca. Ersun Hoca olmaması gereken, çok doğru tespit, olmaması gereken bir özgüvenli dönem vardı. Şimdi olmaması gereken bir özgüvensiz dönemde. Ama anlıyor, ben o görüyorum onu. Ben oyunculara bakıyor, belki bir şey hissetmiyor. Yalnız bugün Ali Bey'in basın toplantısında söylediği pazartesi günü... O iddiasını ortaya koydu ama. Pazartesi günü futbolcularla yemek yedik. Hep beraberdik ve gözlerinde bize karşı yapılanlardan dolayı tersine bir hırs gördük. Hırs vardı. Şimdi onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Bu hırs Ankara'da neredeymiş? Birader diyecektim de. Hani yani keşke, çok oldu. Yani onu ben dedim yani. Mesela. Ankara'da ne oldu? Şey mi oldu? Ankara'daki maç... Gençlik Parkı'ndan bıraktınız. Ankara'daki maç hırs meselesi değildi. Ama Ankara 3 puan da 3 puan abi. Ankara'dan sonra bırakma problemi. Ladesti ama tamam. Ankara'daki maç bire bire ladesti. Bir sürü yeni oyuncu almış. Hepsi böyle kontratakçı hızlı. Mihalak falan. Hiçbir şekilde böyle analiz edilmemiş. Sabah. Mustafa Reşit Akçay var zaten başında. Adam kontrada oynatıyor. Maç 0-0 iken de kontrada oynatıyor. 31 Ocak'ta kurulsa Ankara gücü. Demek ki 15 Ocak'ta kurulsa 5 açacaktı. Bak bütün sezonun toplamını al. 6 maç. 6 yenilginin 3 tanesi. Son sıradaki 3 takımla. Hepsi ve hoca değiştirmiş. Sana katılıyorum. Ya Mustafa Reşit Akçay varken zaten Ankara gücü yani Guardiola'nın tiki-takasını mı oynayacak baba? Ne oynayacak yani? Şey zaten kapanışı oynayacak sen ya. Sen top bende kalsın oyununa illa 10 dakika, 15 tabii canım, dakika. Ama yani 31 Ocak'ta kurulan takım ya 30 hakikaten 31 Ocak'ta tamam kuruldu. Tamam işte Fenerbahçe yani 31 Ocak 17'de falan Fenerbahçe 27 takımı. Tane falan futbolcu aldı. Bak, bir şeyler oldu yani. Fenerbahçe takımının bu sezonki takımın sağ dışı faktörler, etkiler bir kenara koyalım. Her türlü sağ dışı faktöre rağmen o böyle 6 yenilgiden 3 tanesi. Bir tanesi Kayseri, Bülent Uygun yönetiminde. Bir tanesi Ankara gücü. Bir tanesi de Antalya. Diğeri de Antalya Kadıköy'de. Ortak noktalar. Jailson ve stoper oynatılması. İşte Kadıköy'deki Antalya maçı motodol hareketi. Bak şimdi Galatasaray maçında örneğin Onyekuru falan oynuyor. Orada Jailson'u falan artık oynatmak risk falan değil. O da bile lades olur. Ben sana baba, söyleyeyim. Rami'yle oynatsan Onyekuru sağından atar, solundan geçer, belinden su alır ya. Abicim şeyi o alsaydın o zaman en o azından böyle kademe anlayışı bilmem ne falan daha iyi olan bir oyuncu. Örnek. Falet. Ha olabilir. Kademe anlayışı diyorum yani. Stoper en azından stoper. Tabii tabii. Çünkü doğru. Bak, ilk 11'de 3 oyuncu birden kendi mevkisinin dışında oynatırsan kendinden zayıf takımlara bile yenilirsin. Çünkü bak niçin var biliyor musun taktikler? Güçlü yönlerini ön plana çıkarmak ve zayıf yönlerini örtmek için. Doğru. Zayıf doğru. Yönlerini örtmek için var. Şimdi senin sol bek yok. Sezon başında. Doğru. Bir tek zaten Hasani var. Bir yanlış da o alınmaması. Devre arası demiyorum. Sezon başı. Çok doğru. İki böyle stoperde sorunun var. Sen Adil Rami alıyorsun. Direkt doğru. Oyuncak oyuncu alman lazım. O da doğru. Ki Falet'te de hatayı daha tekrarladın. Direkt doğru. Oynatmadın. Doğru. Direkt oynatacağım. Zanka da hatalı ya. 3'te 0 ya. Hatta geçen sene de Reyes 4'te 0 ya. 4'te eksi 5 hatta yani. Reyes'i de koyunca öyle oluyor. Reyes koyunca tabii o. Matematik şaşı. Tabii. Öbür tarafta bir de forvetin kanatları sorunu da var. Rodriguez yokken. Şimdi bak bence Fenerbahçe'nin böyle en arızalı yerlerinden bir tanesi orası. Vedat Muriç'in sağ solu. Son bir ayda Vedat Muriç'in performansı düştü mü? Düştü. Niye düştü peki? Geçirdiği sakatlık artı Vedat Muriç'in son zamanda ne yapıyordu? Mesela diyordu ki vay be sağ açığa çıktı. Sağ ayağıyla içeri top attı. Sağ açın yapması gerekeni de Vedat Muriç yapıyordu. Vay be içeri girdi sağ ayağıyla dar açıdan vurdu gol oldu solak santrafor bak nasıl kendini geliştirdi. Bunları yapmak zorunda kalıyor. Fenerbahçe'nin santraforunun bunları yapmasına gerek kalmamalı. Takım olarak sen Vedat Muriçi'yi besleyeceğine taktikler güçlü yönlerini ön plana çıkarmak için var. Vedat Muriçi'ye bir tane orta bir gelse bakın şöyle bir acaba böyle bir hatırlatsa bağları sakat ama kafa değil kafayla takıp tukur atacak. Bak bizim peki bir şey diyeceğim. Berkay'ın hazırladığı notlar var. Diyor ki bu sezon Vedat Muriç'in gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe diğer 12 karşılaşmada sadece Rizespor'u mağlup edebildi. Şimdi Vedat o maçları Vedat Muriç yaptı asistleri Rize deplasmanında. O maç değil mi? O maç. Onda da canım Muriç attı golleri. Öyle bana istisi numarası yapmayın yani. Onda o da Muriç'in galibiyeti. Bir de şöyle bir şey var. Ya bu takım belli ki bu Vedat üstüne kurulmuş bir takım. Ya Vedat'ın boğazına kraker takılsa bu etkileniyor mu? Bu ayrı. Ama yani bu takımın A planı da sorunlu bence. Ya çünkü bu takımın A planında ya deli gibi stoperleri öne çıkarmak var. Tamamen orta saha çizgisine bakan ben mesela bak Liverpool'u izliyorum.
Liverpool'da işte Atletico maçında derinlik yapıyorlar. Tamam. Atletico'nun yani bütün top oynuyor. Van Dijk orta sahasında gerisinde var ona rağmen. Fenerbahçe'ye bakıyorum en şey oynuyor orta sahaya basıyor. Sen yeri geliyor Liverpool'dan bile daha böyle delice öne çıkıyorsun. E bu noktada da diyor ki adam bakıyor işte Falet var, Adil Rami var, Jailson var. En hızlısı bu diyor. Ama o zaman sorgulaman gereken Adil Rami ile Falet'in hızı mı? Benim elimdeki oyuncular bu oyunu oynayamaz diye düşünüp biraz daha makul. Ben illa sana taktiğe geliyoruz onu diyorum zaten. Yani advokat gibi kontrol oynasın demiyorum ki bu arada belki de belli ölçüde o bile oynanabilir. Ama bunun bir arası yok mu? Niye yok, illa yok. Benim kafamdaki oyunla dengeli oyun denen bir şey var ben canım. Ya advokat ya Liverpool değil. Şimdi dengeli oyun oynaması lazım. Fuat Aktan olduğu yerde ve doğru bir örnekte var. Bir program yapacağım. İşte sen çok tempolu konuşuyorsun. Sen hiç temposuz konuşmuyorsun. Ama bir araya getirip kötü bir program ortaya çıkarmak mı? Yoksa bunun üstüne düşünüp ya benim elimde bu yorumcular var. Bir bölüm onun üstünden gideyim. Bir bölüm bir saatte başka bir program yapayım mı? Demek lazım. Sana ne ihtiyacın var? Stoperlerinde arızam var ki sen artık hani yok canından 3 kuruş harcama limitinden çıkan parayla Falet'i aldın. Demek ki stoperinde problem var senin. Bir numaralı önceliğin stoper. Gelen stoper oynamıyor. Ondan önceki stoper... Ben yanlış buluyorum mesela. O parayla yani, sol bek harcayacağım o zaman. Adil Rami yavaş, tamam yavaş. Abi o zaman ona göre oyna. Adam da 60 metre geriye koşmayacağı bir düzende oynarsan alan da bulursun. Bir de ileride şey var. Hani hadi diyelim önde oynuyorsun. Tamam bunu hadi kabul ettim. Abi önde oynuyorsan dar alanda iş yapacak oyuncu lazım. Kanadına Tolga'yı koyuyorsun. Kanadına Ozan'ı koyuyorsun. Liverpool'dan en büyük farkı o işte. Liverpool'da o dar alanda Mane'ydi, Salah'tı takımın en golcüleri. Firmino onları besleyerek oynuyor. Tam tersi olması gerekiyor. Hayır, tam yani, tersi olması gerekiyor. Vedat iyisi dar alanda oynuyorsan Ferdi ile oynayacaksın. Yani. Tabii ben Ferdi de hani ligin en iyi kanat oyuncusu demiyorum. Problemli. Daha gelişmek için belki senelere ihtiyacı var. Yine ama de Tolga Ciğerci'nin iyi oynar sol önde her şekilde. Bak bu oyunu oynuyorsan bunu oynatırsın. Sol önde Ciğerci'de de oynar bu oyunda. Geriye biraz daha geri al. Yani savunma çizgini biraz daha geri al. Daha geniş alan kullanabileceğin taktik. Başka bir taktik denilen. Başka şeyler seç. Aynı şeyi yapıp deneyip başarısız oluyor. İşte mesela prototip maçlar saydın. Antalya maçını diyorsun. Kayseri maçı diyorsun. Hepsi birbirine benziyor çünkü bu maçta. Herkes de biliyor. Takımlardan herkes biliyor senin ne yapacağını ve o kadar şey ki hazırlığa bile gerek yok. Fenerbahçe'de problem var diyor. B planı ne? Olsa dükkan senin. B planı yok. Ben yok, B planı olsa dükkan senin ya. Stoperleri değiştirerek olması gerektiğini düşünüyorum. Stoperi daha doğrusu. Bütün kafayı ne karıştırdı biliyor musun? Aslında ligin ilk maçında gayet böyle A planı net. Ersun Yanal'ın vaat ettiği Ersun Yanal futbolu vardı. Gazişehir'in takımın ismi. Çünkü önde basabiliyordun. Çok netti evet. O zaman önde basabiliyordun. Basıyordun. Kaptırdın bir daha basıyordun. Artı şu vardı. Emre Belözoğlu o dönemde bayağı iyi oynuyordu. Şimdi Emre'nin yaşını geçirebileceğim muhtemel sakatlıkları hesaplayarak sezona çıkacaktın. Tamam o açıdan hani Gustavo alındı. Gustavo Emre aynı oyuncu değil ama bak yine başka bir sıkıntı var. Senin 3 tane oyuncun var. Vedat Muriç, Max Kruse ve stoperde Serdar Aziz. Bunlar 11'i ilk yazdığın isimler. Bunlar senin en iyi oyuncuların. Şimdi bir kere böyle Serdar Aziz'le konuşmak gerekiyor. Abicim biz yanında kim oynasın? Mücelson oluyor mu olmuyor mu? Sence nasıl bir stoperle oynaman gerek? Birini stopere çekersem onun kim olması gerek? Bir. İki. Max Kruse ile konuşmak gerekiyor. Max Kruse Fenerbahçe bu kadar kötü oynarken bile iyi oynamaya başladı. Büyük sorumluluk oluyor. Çünkü Emre Max Kruse bak iki Emre, tane oyuncusu Emre vardı. Emre çıktan denklemden Kruse iki vites yukarı çıktı. Şimdi, çünkü bir oyuncu tabii, idare ediyorsun. İki oyuncu idare etmiyorsun. İşte A planı B planı öyle yapabilirdi. Yaptığım eleştiri Ersun Hoca şu yönde. Ersun Hoca bu takıma ne yöneticiler getirdi ne medya getirdi. Taraftar getirdi. Taraftar ve taraftar Ersun Yanal'ı kişisel olarak sevdiğinden değil. Kişisel olarak hiç ortamlarda gözükmediği için. Çok doğru. Teknedeki hayatı, karadaki hayatın 100 katı sevdiği için. Oynattı, oyunu istedi. Yani Ersun Yanal futbolunu istedi. Ersun Yanal'ı değil kişi olarak. Ersun Yanal'ın futbolunu istedi. Bugün ne güzel konuşuyorsun sen ya. Ulan hep bunları anlatıyorum. Sen dinlemiyorsun. Ben anlatmıyorum işte. Dört kişi olunca. Dinlemeye karar verdi. Evet, çok doğru söylüyor. Vallahi güzel. Doğru yüzde bir tamamen katılıyorum. İkisi, bizim programda 5 kere bunu söylemişim. Peki şu anda yok oğlum sen bizim programda Liverpool'un futbolcuları James Milner'ı bir şeyler anlatır. İpswich'ten. Kendi sorun. İpswich'ten efsane forveti bilmem kim diye. Taraftar şimdi ne diyor Taraftar şu anda ne düşünüyor Ersun Hoca için? Şimdi Kadıköy'de ben Serdar Ali kadar Fenerbahçeliliği anlayamam kesinlikle. Serdar'ı da soracağız. Ama daha böyle dışarıdan bakabiliyorum. Niye? Media Markt sundu.